Hayır. Sevdiceğim. Dur pembeli dur pembe. Pembe ne yapıyorsun ya? Mor lan o ne pembesi. Atlıyorum. Denize atlar gibi. Ivor boynunu kıracağım ayı. Bravo. Aynı yere atma da üstüme ışınlanma. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Minecraft Story moda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne dediler ve hiçbir fikrimiz yok dediler. Arkadaş canlısı olması gerekmiyor dedi Ivor, ki doğru. Bizi öyle yaka paça tuttular. It is smiling. Biraz korkunç bir gülümsemesi var diyoruz ama gülümsüyor. Bu pozitif bir işaret değil mi dedim. Ama bu karmaşa için üzgünüm dedi. Bu şiddet için üzgünüm dedi. Ben Pama'yım dedi. Selamlar dedi. Yapacağımız çok iş var ama bunu daha eğlenceli hale getirebiliriz dedi. Eğer iş birliği yaparsanız. Peki çok aptalca bir soru olacak ama şu an Pama'yla mı konuşuyorum? Pama nedir? Bazıları bana bilgisayar der, bazıları işe düşünme makinesi derler. Ama benim kadar böyle bir bilgisayar görmemişlerdir. Benim eşim yararlı olmak diyor. Kızılta çiplerini kullanarak insanlara bağlanıyorum ve onlara yardım ederek yararlı olmalarını sağlıyormuş. Koordineli bir şekilde ve dünyayı perfect yapıyormuş. Kusursuz hale getirmeye çalışıyormuş ve boşa giden hiçbir şey yokmuş diyor. Onlar bana bağlı, ben de onlara bağlıyım dedi. We should get point diyoruz, gitmemiz gerek diyoruz. Sizlerle konuşmak gerçekten çok güzeldi ama bizim gitmemiz gerek. Evet, bu gerçekten tur için teşekkürler, bilgi turu için. Gerçekten çok iyiydi diyor. Ama Pama biraz üzüldü. Yani bilgi işleniyor dedi. Bu gördüğünüz gibi düşünme makinesi. Düşünmek için zaman gerekiyor değil mi dedi Ivor. Data base'imi kontrol ettim ve listede herkesi kontrol ettim ama siz burada değilsiniz diyor. Buradan değilsiniz dedi. Bunu anlatın diyor. Size bazı sorular sormak istiyorum ki datamı genişletmek için diyor. Buraya nasıl geldiniz? Sana ne lan? Bilgisayarla konuşuyoruz. Sen buraya nasıl geldin? Bana niye soru soruyorsun ki? Senin hakkında diyor. Sen buraya nasıl geldin? Soruya soruyla cevap vermek yardımcı değil. Kaba. Şu ana kadar performansınız kötü diyor. Beni üzüyor dedi. Üzülme işaretini görüyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya? Farklı metotlar deneyeceğim bunun için dedi. Ay Petri'yi aldılar. Petri'yi bırak. Ivor'u da aldılar. Ne yapıyorsun ya? Bunu konuşabiliriz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Onu yararlı olarak kullanacağım dedi. Bana eğer yararlı bir şey söylersen uzatabilirim yani o süreci dedi ama artık yapacak bu dünyada iş yokmuş veya yardım edecek insan yokmuş ama siz gelene kadar diyor. Peki sizin dünyanız neye benziyor dedi. Açıkla diyor. Bundan tamamen farklı mı dedi. It's a lot greener. Biraz daha yeşilimsi böyle. Ağaçlar falan var. O da zaten çim ve ağaçlardan bahsetti. Kum veya kil yerine ağaçlar var. Çok hoş gözüküyor diyor. Orayı ben tek kendim görmek istiyorum diyor. Pasport lazım onun için. Gelemezsin bizim dünyaya. Portaldan nasıl geçeceksin? Benim arkadaşlarım diyor, onları göndereceğim ve biz büyümeye ve genişlemeye devam edeceğiz diyor. Bu çok hoş olurdu diyor. Çok hoş olunca da simgeyi görüyorsunuz, WhatsApp simgesi gibi. Eğer siz bu dünyaya girdiyseniz bir çıkışı da vardır. Nerede bu diyor. Portalın yerini soruyor lan. Bana yardım edin, ben de size yardım edeyim dedi ama ben sana söyleyemem portalın nerede olduğunu çünkü ben de bilmiyorum dedi. Ve eğer portalın nerede olduğunu bilseydik hala burada olur muyduk dedim. Ve aklın güzel gözüküyor ve ses tonun da mütevazen şey gözüküyor yani böyle inandım sana demeye çalıştım. Tam şey bilemesem de benim işim yararlı olmak ve genişlemek ve yararlı olmaya devam etmek diyor. Nasıl bir iş? Ama maalesef ki konuşmamız yararlı değil diyor. Bu useful kelimesine
taktım şu an. Yararlı olmaya çalışıyor, faydalı olmaya. Bu arada Petra'yı tuttular. Petra'yı ne yapıyor? Giyotin mi lan o? Pistondan giyotin mi yaptınız? Petra... Petra! Hayır. Sevdiceğim! Oğlum bir şeyler oluyor lan. Oğlum kafa... Efendim! Petra hoş geldin. Yay mi? Yay, ben de kullanıyorum bu kelimeyi de. Petra hoş geldin, yay dedi. Gözleri kırmızı oldu Petra'nın. Gözleri kanlandı. Bu dünyadan çıkacağımız hakkında söylemiyorsunuz bir şey diyor ama ben sizin beyninizi kullanarak daha fazla bilgi edinebilirim dedi. Korkunç bir durum olmadı mı diyor Ivor. Arkadaşlarımı rahat bırak. Ama... Aha kızdı. Sen Petra'ya söylediğin gibi diyor. Akılcı ol dedi. Biz Petra'ya demiştik ya akılcı ol diye. Petra'nın aklında kalmış o. Welcome Lucas. Yay. Tabi çok güzel diyor bilgilere sahipler diyor. Bu beni çok mutlu ediyor diyor. Gülümsüyor bir de ya. O nasıl maceralar içinde bulundunuz diyor. Killer Mansion. Cinayet. Malikanesindeydik ya. Ama her zaman bilgi aldığında bir işleme süreci var diyor ve bu da bilgisayarın düşünme versiyonu gibi diyor ve kaçmamıza yetecek kadar onun dikkatini dağıtabilir miyiz dedi. Düşünme süresi var ya. O kısımda herhalde let's tell Pama a little. Pama'ya bir tane bilmece soralım bence. Çünkü düşünebildiğimiz kadar zor bir şey bulalım dedi ki bunu söyleyelim. Çok fazla kişiyle tanışmışsınız dedi. Bu harika bir şey diyor. Buna tabii ki puzzle soralım dedim ama dediğin şey paradoks diyor. Aa, paradoks sorabiliriz gerçekten. Bu Pama'nın üzerinde işe yarabilir dedi. Benim üzerimde ne işe yarayacak diyor. Pama hemen anladı. Hiçbir şey yokmuş gibi gözükmüyor dedi. It's weird to not be weird. Çok güzel. Eğer sana diyor ki bir dakika ne diyor lan paradoksu ben bile şu an çözemedim. Hey Pama, what would you say? Eğer sana it's weird to not be weird, tuhaf olmamak tuhaftır desem ne yaparsın dedi. Eğer sana tuhaf olmamak tuhaftır desem herhalde böyle çevirebildim ben çünkü paradokslar zordur. Hele İngilizce paradoks daha zor. Tuhaf olmamak tuhaftır desem ne düşünürsün dedi. Pama 404 verdi oğlum. Mavi ekran, yeşil ekran verdi lan. Eğer bu demek oluyor ki bu demek oluyor ki normal olmamak yani tuhaf olmak normaldir diyor. Ne diyor lan? Bu da geçişli bir şey diyor. Aha çalışıyor diyor. Bu da normal olmak tuhaftır diyor. Ama bu tuhaf olmak da tuhafsa diyor. Aa kafası gitti. Azıcık bir kafam vardı o da. Error. Diverting power. Aha. Haha çalıştı. Aferin yeni çocuklar. Sizin yerinizde olsam hızlı hareket ederdim. Sizden daha çabuk çabuk öğrenen bir şey diyor ama. Gus my creator mı? Bana katılmaya yeni başlama diyor. Bir dakika. Burada bir tarih seziyorum dedi Ivor. O kadın Pama'yı yapan bize katılma zamanı diyor. Benim artık yardımımdan uzaklaşıyorsunuz diyor. Çabuk hızlı olmanız lazım. Hızlı olmanız lazım dedi. Koşuyoruz. Oğlum hemen kontrolü verdiniz lan. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bu arada yanlış tuşa bastım ama atladık galiba. Çok acayip güzel. Abo geliyorlar. Dur pembeli dur pembe. Pembe ne yapıyorsun ya? Mor lan o ne pembesi. Kör mü olduk? Üste hepsi üste geliyorlar. Abi marş şeklinde geliyorlar herifler ya. Belli bir düzende geliyorlar tabi. Q'ya bastım. Ah güzel. Güzel. Atlıyorum. Denize atlar gibi. Ivor'ı boynunu kıracağım. Ayı. Heh. Ivor'ı ben tutacağım. Gel kardeşim. Hop. Heh. Hadi gidelim. Pama'yı oluşturan o kadınmış. Bunu öğrenmiş olduk. Nasıl yaptı onu acaba çok merak ediyorum. Bu kadar yetenekli mi acaba? Yetenekli herhalde onu yapabildiyse. Lucas'la
kaçacak yer yok, aşağı atlamadan hayatta kalamayız dedi. Ve burada çok güzel bir şey, Thrawn, Ender, Pearl, Ender incisini atabiliriz aşağı doğru. Bunlarla kaçabiliriz dedik. Harikasın Jesse, onu şimdi tam aşağı atacağız. Ve anam, bravo, aynı yere atma da üstüme ışınlanma. Kaçışınız beni üzüyor diyor. Kaçmayalım mı, ne istiyorsun, ölüm mü istiyorsun? Hayır. Tam zamanı. Neden bunların hepsi tam son anda olmak zorunda ki? Şimdi biraz şansınız var diyor, benle beraber olun diyor. Kadın harika diyor Ivor. Aha geliyorlar. Zombiler peşimizde. Zombiler bizi öldürmek için geliyorlar. Diğer zombilerden farklı, gördüğünüz gibi çok güçlüler, acayip. Koşuşa bak. Bir uyarı iyi olurdu diyor. Size söylemiştim. Pama'da işe yaradı yaptığınız şeyler ama saklanmaya geri dönün diyor. Bir dakika. Etrafta saklanacak bir yer yok. Bir dakika, bu arada Ivor aşık oldu galiba. Fark etmedin mi? Burada saklanacak başka yer yok. Evet var. Ama sizin yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl bir yardımdan bahsediyorsun? Gizli laboratuvarıma geçmem lazım gerekiyor. Bunlar, bu zombiler hem güçlü hem de çok hızlılar diyor. Siz diyor laboratuvara doğru gidin diyor. Ben de onları yolunuzdan alıkoyayım diyor. Ben gizli bir yer göremiyorum. Sadece kumlar. Eğer görülseydi zaten gizli olmazdı diyor. Çok mantıklı. Sadece bu yoldan devam edin ve büyük farklılığı gördüğünüzde orada diyor. Büyük farklılık. Herhalde o gösterdiği yere doğru. Bak, yürüyüşleri var. Aa, çok şifreli bir kız değil mi bu diyor. Çok ilgi çekici diyor. Bu tuhaf dedik gerçekten. Ivor aşık oldu. Ivor aşık oldu. Zaten Ivor'un kıyafetlerine benziyor demiştim ben. Çok tuhaf. Tam buranın kopyası gibi gözüküyor diyor. Ya da öyle mi? Biraz farklı olabilir dedi. Hayır ya, puzzle mı verdiniz? Puzzle verdiniz demek ki, demek bana. Eğer bu büyük farklılık neyse onu hızlı bulman lazım. Ama bu canavarlar hızlı gelebilir diyor. Bu arada bu tarafa bakabiliyoruz sadece. Peki burayla resim arasındaki farkı bulmam gerekiyor. Tamam dur, sus. Sus bir dakika. Burası aynı. Burada ne var? Yeşil. Burada da bir yeşil var. Bir dakika. Cactus, look at. Rock information, cactus. Anam yaklaşıyorlar mı lan? Bir dakika ya. Şuradaki kaktüs yok ortada. Soldaki kaktüs yok. Soldaki kaktüs yok dedim ve şimdi bir dakika, doğru yeri seçtim galiba. Hızlı hızlı diyor. Trapdoor vardı orada, tuzak kutusu, lever. Hemen şalterimizi çektik ve tuzağımıza düşmeleri gerekiyor ama tuzağımıza düşen olmadı. Biz onu niye kullandık? Ha, gizli yere geçmek için burayı kullanmamız gerekiyor. Şimdi olacaklarında umarım aklında bir fikir vardır diyor. Küçücük su alanı var. Nasıl geliyorlar? Look at. Orada su var, oraya atlayabiliriz dedi ama kontrol bende mi şu an değil. Düşüyoruz, düşmekteyiz. Ve bir kaşık suya Ayvın'ın sesi geliyor ama yarım saat sonra düştü. Gel hadi gel. Gel, kafanı hiç değilse vurmadın oraya. İyi kurtardı lan. Düşüyor. Öldüler lan. Ne arası? Pama'nın ben surrender vereceğini düşünmüyorum. Yani teslim olacağını düşünmüyorum. Bu kadar kolay teslim olmaz. Ama bunlarla uğraşabilirim falan dediydi ki şu an buldular diyor ne olduğunu. E'ye basmam gerekiyor. Oo, tekme. Sparta vuruşu. Suyla temas ettiğinde gözleri normale döndü ve kafasındaki kızıl taş şımsı şey çıktı ve normal zombiye döndü diyor. Hiç bu kadar düşünmemiştim, zombi gördüğümde bu kadar rahatlayacağım mı diyor. Demek ki evet, kızıl taşı suyla yıkamamız gerek diyor. Pama'nın kontrolünü bu sayede kırabiliriz dedi. Güzel.
Oh, çok güzel lan, normal zombi haline getirdik. Önceden zombi olan hala zombidir değil mi diyor. Ve Lucas ve Petra'nın çiplerini de çıkartırsak onlar da normale döner diyor. Bu arada isabet almaya başladılar. Helal olsun, bunların da aklı varmış. Ya da bunları kontrol eden Pama yapıyor bunları. Tam olarak kestiremiyorum şu an. Lever diyor. Lever'a bakalım. Burada bir şalterimiz var ve yukarıdaki kum bloklarına bağlı dediği ve o zaman pull. Hemen çekelim. Bir şey gelecek şimdi. Çalıştı diyor. Ivor gel buraya. Çok güzel. Harika. Harika bir hareketle, harika bir tuzakla burayı da atlatmayı başardık. Demek ki tuzak bununla ilgiliymiş ve gizli laboratuvarımıza şimdi bakabiliriz. Umarım laboratuvarda gizli bir şey vardır. Bu söylemesi biraz zor. Eğer burada yararlı bir şey bulursak çok güzel olur diyor. Şimdi Petra ile Lucas ardı şey yani. Ben diyor ki her yere giderim, her şey yaparım. Petra ile Lucas'ı iyileştirmek için diyor. Sen iyi bir arkadaş seçicisi dedi. Ve kız dedi ki çok ilgi çekici dedi. Her creation nearly ended up destroying this world, but considering my own history, I'm inclined to give the benefit of the doubt. Intriguing, Ivor. Why, whatever do you mean by that? Bundan ne demeye çalışıyorsun Ivor? Ya bir şey demeye çalışmıyorum, sadece empatize yaptım böyle. Empatiz ne lan? Empati yaptım yani. Ben de öyleyim diyor. O ağzından dökülen salyaları sil dedi. Ne duydun? Hiçbir şey demiyordum diyor. Tabi. Trip atacak. Jesse değil mi adın diyor. Bu da Ivor dedik. Ivor hemen el salladı. Aşık oldu Ivor. Sen de beni Harper olarak çağırabilirsin diyor. Ve benim gizli yerime neden zombileri getirdin diyor. Buraya gelmemi söylemiştin diyeceğim. Yani o buraya gel dedi. Tamam. Özür dilerim. Biraz steam mi? Steam buhar demek. Ha, kafam biraz buharlaştı diyor. Burada ne yapıyorsunuz ki diyor. Benim gizli malikanemi mi çalacaksınız diyor. Hayır dedik. Gerildi. Sadece sormam gerekiyordu. Daha sonradan üzülmemek için mi dedi. Buraya başkaları gelmiş galiba. Beni biraz heyecanlandırıyor. Bu koridoru biliyormuş. Siz buna koridor mu diyorsunuz? Gülüşe bak. Bu konu hakkında ne biliyorsun? Çok şey biliyorum diyor. Oha! O portalların hepsini yapmakta yardım etmiş. Yani insanlar bize böyle söylediğini unutmuşum diyor. Old Builder'lardan biri bu. Yani eski yapıcılardan biri. Peki sen eski yapıcıysan Pama'yı durdurmak için bir şey yapamaz mısın diyor. O benim yeteneklerimi biraz geçti ve Pama çok güçlendi. Ve bunun yanı sırasında portaldan çıkış bir portalı yokmuş, çıkış portalı yokmuş. Onu yok ettim diyor ve Pama serbest kalmasın diye. Bu biraz düşüncesizdi diyor. Yenisini yap dedim. Başka bir tane yapamaz mısın? Çok kolay mı zannediyorsun? Pama hala çalışırken bunu yapamam dedim. Pama nedir? Pama'yı iyi niyetlerle yaptım. Her şeyi otomatik olarak yapmak için, her şeyi verimli olarak kullanmak için, canavarları farm ya da canavarları tarımda veya mining yani kazıda kullanmak için yaptım diyor. Ve Pama insanların verimli çalışmasını istemiş ve onları yararlı kullanmaya çalışmış. Pama robotlar ele geçirecek diyoruz da şaka gibi geliyor ki geçirecekler galiba. Pama is crazy. Peki Pama senle niye bu kadar çok ilgileniyor? Seni yakalamak istiyor diyorum. Ve peki neden? Pama birisine çip taktığında onun kafasındaki her şeyi öğrenebilir. Eğer bana çip takarsa Pama benim çıkış portalını nasıl yaptığımı öğrenebilir diyor. Yes, that is quite the extraordinary risk. But you do know how to build exit portals, though. Çıkış portalını yapmayı biliyorsun o zaman diyor. Bunların her şey bittikten sonra bize bir tane yapar mısın dedi. Sanki bir şey istiyoruz, sakız istiyoruz. Bunların hepsi bittiğinde ilk önce laboratuvarımıza gitmemiz gerek diyor. Senin laboratuvarında ne var dedim. Bu biraz karışık dedi.
Neymiş karışık olan? İçeri girmeden önce defans sistemimizi halletmemiz gerekiyor. İçeriye birilerinin girmesini engellemeliyiz dedi. Benim için Ron. Creeper'a Ron ismini vermiş. Ron. Selam arkadaş Harper. Seni görmek çok güzel dedi. Harper. Ne yaptığını sanıyorsun sen dedin. Yalnız olmak çok yalnız dedi. Bu da paradoks yaptı ya. Diyor ki benim için oradan kovayı alır mısın dedi. Basit. Yardım etmek çok güzeldi arkadaşım dedi. O da böyle yapıyor. Teşekkürler. Ama bu aşağı inmenin yolunu bulmaması gerekiyor. Ve bu yüzden her şey karmaşık olmalı ki hemen anlamasın diye dedi. O yüzden bazı şeyler karmaşık dedi. Ve suyla temas ettiğinde o kızıltaşım şey çıkıyordu. O zaman suyu biliyordun yani. Pama'nın suya karşı olan zayıflığını biliyordun diyor. Ama siz benden daha önce öğrendiniz diyor. Ben daha sonra öğrendim diyor. Bu aşağı gelen su kalan sulardan bir dakika. Bu aşağı gelen su nadir kalmış sulardan diyor. Çünkü üst taraftaki çöl kısmındaki suları Pama yok etti. Oh hayır. Hala diğer kazanları aktif etmeniz gerekiyor. Onları tutuyorum ve size zaman kazandıracağım. Sakın ne yaparsanız yakın yapın. Yakalanmayın. Tekrar yalnız kalmak istemiyorum dedi. Bunu daha kolay yoldan halledebilirdik dedi Petra ama kafasız Petra. Bizi küçümsemek çok kötü diyor. Onları kafasından çık Pama dedim. Arkadaşların yararlı bir şekilde kullanılıyor ve sen de yararlı bir şekilde kullanacaksın dedi. Bunu yapma Petra lütfen. Petra içinde yok ki. Bütün hareketlerini biliyorum Jesse dedi. Dövüşerek neden zahmet edesin dedi. Ve bir tane kılıç darbesi vurdu ama orada dedi. Ulan ıslıya ıslıya. Lucas bunu konuşabiliriz. Konuşmak bitti diyor. Konuşma zamanı bitti. Aman Allah'ım dur. Aha sudan geçti Spider. Tamam çok güzel. Bir de son darbe indir. İşte bu. Bunda bir şey var mı? Abi. Sınırın sonuna geldin Jesse. Hayır. Ya bu seçimi bana vermeyin ya. İkisi de yaklaşıyor. Petra'yı seçtim ve unchip yazıyordu. Petra'nın çipini çıkardık. Bu çok kötü cücesi dedi ama şey ne olacak? Abi bir şey yapma ona ya, ölmesin, ne olur ölmesin ya. Walking Dead'de birini seçtiğimizde diğeri ölüyordu galiba. Hayır. Kulaklık kullan Jesse. Ve son kazanı unutma. Ve bu gülleri Harry'e götür. Harry kim? Ron kim? Harry kim? Ne yapacağız diyor. Harper bana son kazanı unutma dedi. Bunu aldık hemen. Kaçacağız herhalde. Son kazana da suyu indirdik. Gülü de aldık. Gülü seven dikenine katlanır. Nereye koşuyoruz gülü alıp? Aa bunlar geçemiyor. Çok güzel. Onlar geçemesin zaten. Tamam. Bu zamana kadar iyi ama Lucas'ı seçmedim. Neden seçmedim lan Lucas'ı? Aha. Ne oluyor lan? Harper and Lucas. Harper ve Lucas. Harper'la Lucas. Sizlere ömür. Ya sizlere ömür değil de yukarı doğru gittiler. Çipliyken diyor Pama'ya önemli olan bir şey gördüm diyor. Büyük parlayan kırmızı ışıklar diyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Biraz rüya gibiydi ve başımı ağrıttı ama biraz dinlenirsem hatırlarım gibisinden bir şey söyleyeyim. Sakin ol, çok şey yaptın dedim. Biraz dinlen. Evet biraz dinlenmen lazım dedim ve teşekkürler Jesse dedi. Şimdi aşağıdayız ve çıkamıyoruz. Harper bize kulaklık gibi bir şey bulmamızı söyledi. Ve Harper'ı ele geçirmemesi lazım. Beyninde çok büyük bilgiler var çünkü Harper'ın. She created Pama. Pama'yı yapmış Harper.
Ya. Ve Tama'yı öldürebilecek tek kişi o. Evet. Onunla beraber Tama'yı kapatmak için uğraşmalıyız diyor ve Lucas'ı da tekrar elimize almalıyız dedi. Yani kurtarmalıyız dedik. Harper bana bunu verdi yakalanmadan önce diyor ve bunu Harry diye birine vermem gerekiyor diyor ve kulaklık şeyini buldun mu dedi, headset de bulmamız gerekiyor. Harper deli olmasın dedi. Deli değil diyorum çünkü ne yaptığını biliyor gibi. Biraz farklı biri dedim. Çünkü zeki insanların zeki insanların çoğu böyle dedim ve Ivor da evet diyor çünkü aşık Ivor. Tamam, ona o kadar yüklenmemeniz gerek diyor çünkü herkesi Pama'dan kurtarmak için ona ihtiyacımız var dedi. Şu an kulaklık olayına odaklanmamız gerek dedi ve Harry'nin kim olduğunu bulmalıyız ve bu çiçekleri neden istediğini bulmamız gerekiyor dedi. Acayip bir bölüm oldu. Bakalım 26 dakika civarında bir şey olmuş. Çünkü ben de bu arada yeni setup'a geçtim. Ve artık dakikalarımı falan görebiliyorum OBS sayesinde. Çok güzel bir şey. Çok güzel bu duygu. Şurada bir monitör daha var. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sesler falan da, webcam falan da her şey ayarlıdır diye düşünüyorum. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.